Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. Nesneleri veya canlıları ufaltmak bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir tema gibi görünebilir. Ancak aslında o kadar da imkansız olmadı, yapılan yeni bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıktı. Yeni geliştirilen bir teknolojiyle artık bunu yapmak mümkün. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yani MIT'nin Amerikan ordusu için geliştirdiği savaş teknolojileri tüm dünyada yankı bulmuştur. Bu sayede Pentagon ve hükümetten aldığı mali destekle ellerindeki kaynakları neredeyse sınırsız bir hale getirmiştir. Pek çok halka açık projenin yanında bazı çok gizli projeler de yürüttüğü sır değildir. Bu gizli projelerden bir tanesi ve belki de en önemlisi de kısa adı IFP olan Implosion Fabrication Project'tir. Projenin başında ise dünyaca ünlü nöroteknoloji profesörü Edward Boyden bulunuyor. Bu proje için en önemlisi diyorum. Çünkü yakın bir tarihte tüm dünyayı sonsuza kadar ciddi şekilde değiştirme potansiyeline sahip. Nesnelerin ve insanların küçültülmesi öznesinde pek çok bilim kurgu ve fantastik türdeki filmlerden aşinayız. Bu filmlerin en başında 1987 yapımı Inner Space ve ilk olarak 1865 tarihinde roman olarak yayınlanan, daha sonra da birçok defalar beyaz perdeye aktarılan Alice Harikalar Diyarı'nda gelmektedir. Inner Space filminde Dennis Quaid, havacı bir teğmen olan Tuck Pendleton isimli karakteri canlandırmıştır. Pendleton, modüler bir denizaltıyla özel ışınlar sayesinde küçültülüyor. Bir tavşana enjekte edilmesi gerekirken Jack Potter isimli bir market çalışanına enjekte ediliyor. Jack Potter bugün kendini komik hissediyor. Gününü 25 saat yaşayan bu hastalık hastası için hiçbir şey yeni değildi. Ama yeni olan bir şey vardı. Jack bir şeyler duyuyordu. Bana sahip oluyorlar diye ağlıyordu. Jack'in duyduğu bu ses Tuck Pendleton'a aitti. Diğer bir başyapıt olan Alice Harikalar Diyarı'nda ise Alice adında bir kız çocuğunun bir tavşan deliğinden geçerek küçülmesi ve girdiği fantastik bir dünyada başından geçen hikayeleri anlatır. Bu hikayeler yoluyla yetişkinlerin dünyasının saf, temiz bir çocuğun gözünden ne kadar saçma göründüğünü gözler önüne sermektedir. Alice Harikalar Diyarı'nda dünya çocuk edebiyatının en tanınmış klasiklerinden birisi olarak kabul edilir. Ancak yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden fantezi, roman, film, oyun ya da epik şiir olarak da değerlendirilmiştir. Victoria döneminin politik ve dini çekişmelerini hicveden bir alegori, bir sembolizm olarak da görülmüştür. Bilim için insanların ve nesnelerin küçültülmesi bazı sebeplerden dolayı olanaksızdır. Bir cismi küçültmek için gereken enerji, atom bombasının ürettiği enerjiden daha fazla. Örneğin 8 kilotonluk bir Rus Topol füze başlığı 33,34 katrilyon jül enerji üretiyor. Çünkü küçültme derken fizik sabitlerini değiştirmekten söz ediyoruz. Özetle birini küçültmek için birkaç fizik yasasını çiğnememiz gerekiyor. Ama fizik yasalarını ihlal etmek imkansızdır. Peki bu konuda hile yapabilir miyiz? Atomları güneş sistemine benzeten analoji kısmen doğru. Güneş ile dünya arasında 150 milyon kilometre var ve güneş sisteminin dış sınırı bizden 1,5 ışık yılı mesafede bulunuyor. Buna benzer olarak bir atomun %99'undan fazlası uzay boşluğundan oluşuyor. Atom kütlesinin %99'undan fazlasını barındıran atom çekirdeği ile çevresinde dönen elektronlar arasında büyük bir mesafe bulunuyor. Peki atomların boşluğunu alarak nesneleri küçültebilir miyiz? Örneğin ambalaj köpüğünü keserek bir insan kafası yapar ve bunu dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru'nda görülen basınca eşdeğer bir güçte sıkıştırırsanız köpük kafamız 1/30 oranında küçülecektir. Aynısını atomlara yapabilir miyiz? Bunun için kuantum fiziğindeki Heisenberg'in belirsizlik ilkesini ve Pauli dışarılama ilkesini yenip elektronları atom çekirdeğine doğru bastırmamız gerekiyor. Belirsizlik ilkesi uyarınca elektronlar atomun etrafında belirli bir yörüngede dönmek yerine olası yörüngeler arasında sıçrayarak dönüyorlar. Bu yüzden somut yörüngelerde değil de ara sıra gerçekleşen olasılıklardan meydana gelen yörünge bulutlarını oluşturuyorlar. Bunlara yörüngemsi diyoruz. Pauli dışarılama ilkesi ise iki elektronun aynı yörüngemside bulunmasını yasaklıyor. Dolayısıyla elektronları atom çekirdeğine doğru birbirlerine temas etmeyecek şekilde sıkıştırmamız gerekiyor. Oysa belirsizlik ilkesi de elektronların konumu ve hızını aynı anda kesin bilmemizi yasakladığı için elektronu bu kadar dikkatli bir şekilde çekirdeğe itemiyoruz. İşte bu yüzden atom sıkıştırma yoluyla küçültme işlemi sırasında bize atom bombasına eşdeğer enerji gerekiyor. Bazı bilim insanları nükleer füzyonla insanların küçültülebileceğini iddia etmişlerdir. Elektronları çekirdeğe doğru sıkıştırırsak protonlarla birleşip nötrona dönüşürler. Düşünün, hidrojen atomu bir proton ve bir elektrondan oluşuyor. Elektron çekirdekle birleşirse geriye bir tane nötron kalır ve adı üzerinde. Bunu ancak aşırı yoğun nötron yıldızları yapıyor.
Peki biriyle daha yapsak? Atomları ısıtıp elektronları koparsak ve sadece iyonize olan serbest atom çekirdeklerini sıkıştırsak? Ancak bunun için bir insanın vücut sıcaklığını 10.000 dereceye çıkarmanız gerekiyor. Bu da o kişiyi buharlaştıracaktır. Buna rağmen atomları birleştirmeyi başarırsanız o zaman da nükleer füzyon başlatırsınız. Özetle bir insanı küçültmek için o insanı oluşturan atomları küçültmemiz gerekiyor. Oysa atomların boyunu evrensel fizik sabitleri belirliyor ve tüm sabitleri de Planck sabiti denilen temel enerji sabiti belirliyor. Dolayısıyla bir insanı küçültmek için evrenin Planck sabitini değiştirmek gerekiyor. Ancak bunu değiştirirsek evrenimizi yok etmiş ve başka fizik kurallarıyla yepyeni bir evren yaratmış oluruz. Günümüz insanlığı mikroçiplerin dünyasında yaşıyor. Teknolojinin küçülmesinin dünyamız için devrimsel etkileri olabilir. Mikroçipler yerine nanoçiplerin üretilebilmesi tasvir bile edilemeyecek yeniliklere sebep olur. Kan dolaşımına enjekte edilen ve hastalıklarla savaşmak için programlanan minik nano robotların kavramı çok daha uygulanabilir bir hale geldi. Böyle bir teknolojinin geliştirilmesi bilinen tüm ameliyatların ve pek çok hastalığın sonunu getirir. MIT'nin nöroteknoloji profesörü olan Ed Boyden, sosyal medyada fizik kurallarının arkasından dolanan Implantation Fabrication projesinde geliştirmekte oldukları patlama cihazı adı verilen bir cihaz paylaştı. Bu cihaz nesneleri belirli bir boyuta kadar minyatürleştirebiliyor. İşlem, bilim adamları tarafından tasarlanan ışık düzeneğinin yarattığı atom burgaçlarına dayanıyor. Birkaç deney objesini özel hidrojeller yardımıyla 3 boyutlu iskeletlere indirgeyerek fonksiyonel malzemelerle tanımlanmış noktalarda biriktirdiler. Daha sonra araştırmacılar nesneleri bir asit kullanarak kontrollü bir şekilde dehidrasyon yoluyla küçülttüler. Bu yöntem fizik kurallarına da aykırı değil ve olasılıklar sınırsız. Çünkü ister metal olsun, ister biyolojik DNA, isterse kuantum nokta parçacıkları, her şey atomlardan oluşur ve atomların %80'den fazlası sadece boşluktur. Bu yüzden de bu teknik her materyal üzerinde kullanılabilir. İşlem en anlaşılır şekliyle atomların boşluğunu alıyor. Bu da bilinen her nesnenin %80 oranında küçültülebileceğini gösteriyor. Bu projeye aslında ilk başlarda nesneleri büyütmek için başlanmıştı. Örneğin altın ve gümüş parçaları. Proje ilerledikçe araştırmacılar nesneleri büyütmenin imkansızlığını kavrarken küçültmenin ise bilimsel inanışların aksine çok daha kolay olduğunu keşfetti. Projenin kökeni 2014 yılında Ed Boyden'ın genişleme mikroskobu adı verilen bir cihazına dayanıyor. Küçültülmek istenen objeler bir jelin içerisine koyuluyor ve daha sonra özel ışınlar vasıtasıyla moleküler dehidrasyona uğratılıyor. Tıpkı alkolün vücuttaki suyu yok etmesi gibi bu cihaz da atomun içerisindeki boşlukları yok ederek işlevsel kısımları sıkıştırıp birbirine yaklaştırıyor. Bu işlemin doğada nasıl bir karşılık bulacağı henüz test edilmedi. Ancak bu teknolojinin sağladığı olanaklar robotik ve optik alanlarında yapılabilecek şeyler için sınırları kaldırıyor. Görünüşe göre bu araştırmalar sınırsız imkanlara küçük bir kapı açıyor. Bu teknolojinin en büyük avantajı ise son derece basit malzemelerle ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor oluşunda yatıyor. Nispeten basit ve güvenli olduğu için süreç okullardaki fen laboratuvarlarından en karmaşık bilimsel araştırma merkezlerine kadar her yerde gerçekleştirilebilir. Deneyler şu ana kadar metal ve plastikten oluşan silindir, küp, küre ve üçgen şekiller üzerinde gerçekleştirilmiş ve başarıya ulaşmıştır. Ancak MIT bu özel cihazın çok daha büyük bir versiyonunu tasarlamaya başladı ve 2020 senesinde aktif hale getirecekler. Aynı yıl içerisinde fare, tavşan ve maymun gibi denek hayvanları üzerinde yapılacak test programları çoktan tasarlandı. Projenin en büyük iki finansörü olan Pentagon ve NASA ise MIT'ye tarihi öne çekmeleri için yoğun bir baskı yapıyor. Nihayetinde bu teknolojiyle NASA, uzay araçlarındaki yüksek yakıt hacmi handikapından kurtularak çok daha uzak sistemlere roketler yollayabilir, uzaya gönderilen sınırlı malzemeleri neredeyse sınırsız şekilde nakil edebilir, hatta bir koloni kurmak için gerekli inşa malzemelerini dahi minyatürleştirerek hızlı şekilde hedef gezegene nakil edebilir. Pentagon ise dünyanın hemen her yerinde bulunan Amerikan ordusuna ait unsurlara lojistik sağlayan en büyük ağı elinde bulunduruyor. Tank, top, füze gibi pek çok askeri teçhizatı bu sayede minyatürleştirerek nakletmesi halinde milyarlarca dolar tasarruf etmesi kaçınılmazdır. Öte yandan nükleer silahları da kolayca farklı ülkelerin sınırlarından geçirilmesi söz konusu. Elbette ki bunlar bu teknolojinin yapabileceklerine dair ilk etapta sayabildiklerimiz. Kesin olan bir şey varsa kapalı kapılar ardında bu teknoloji için çok daha büyük planlar yapıldığı ve çok yakın gelecekte dünya çapında bir kaos çıkmaması halinde bu teknolojinin insan hayatına gireceği yatsınamaz bir gerçektir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabına ulaşabilirsiniz.
araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için KütTV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.